Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, haftanın açılış programında bugün Bursa'da 10 koşulu bir program var ve tam 100 safkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğu bir program. Güzel bir program. Tabii ki çamur olur mu, pistler değişir mi veya çamurluk, yani yağmur yağıp da çamur olur mu, o şekilde dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü bu aralar bayağı yerlerde yağmur yağıyor. Gerçi İzmir'de 2 gündür yağmıyor ama bu yağmayacak anlamına gelmesin. İklimler gerçekten çok farklılaştı. Yani yazın ortasında bile dolu yağabiliyor maalesef. O yüzden bunları önceden muhakkak hangi yarış oynarsanız oynayın, muhakkak şu pist durumlarına bakın arkadaşlar. Gerçekten çok fark ediyor. Çok değiştirebiliyor yarışı. Yani hiç adım atmayan safkan bir anda pistin nemli bulduğu zaman uçuyor yani. Bunu da bir göz önünde bulundurmak bence en doğrusu. Sizin açınızdan söyleyeyim. Çünkü gerçekten kolay değil. Herkes cebindeki son kuruşa kadar veriyor. Yani buradan bir şeyler kazanabilmek için. Yani mağdur duruma düşmeyin arkadaşlar. Gelelim bugünkü yarış programımıza. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen birinci koşudan itibaren ilk startımızı verelim. Birinci koşu saatler 13:30'u gösterirken Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 1 ve 8'in ekili olduğu 10 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 2 nolu Aslan Yağız, bu Anka temsilcisi, anne kanatında bir demir kır. Gerçekten iyi bir safkanın orijine sahip. Müslüm Çelikli start oluyor. Yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayan ve idman durumunu da oldukça artıran bu safkan bence bugün kazanmaya da bayağı yakın gözüküyor. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım benim 2 nolu Aslan Yağız olacak Müslüm Çelikli. Ama rakip arıyorum derseniz 8 nolu Kayaların Kraliçesi, bu Almata temsilcisi Mehmet Kayala start oluyor. Anne kanatlı bir Fransız, yani Fransız dememin sebebi Fransa'da zaten bir tane normal Arap atı koştuğunu görmedim ben hiç, yani duymadım da. Hep yarım kan, genelde yarım kan arkadaşlar. Yani o yönden söyleyeyim size. Bu safkan da İstanbul pistinden buraya geldi, burayı tercih edildi. Vallahi hiç kötü bir safkan da değil. 3 yarışı bence 3'ü de tabelada. Biraz sık koşturuyor ama demek ki acil bir birincilik şart herhalde, onu arıyorlar. Bir de ekürüsü var tabii ki, o da bir ayrı bir avantaj. Bir de 5 dolu Polat Ağabey, Özhaber temsilcisi Mustafa Çekli. İlk yarışında bir 8. geldi, tamam mı? Bayağı iyi bir safkan görünümlü. Bence bu safkanı değerlendirip ilave edebilirsiniz. Ama önce 2, daha sonra 8 ve 5 nolu safkanlar. Günün ikinci koşusu şart 4, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına geldik. Ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşu. Biraz birbirine çok yakın safkanların denk gelmesi, biraz altılıyı, biraz ufak tefek oynamalara sebep olabilir. O yüzden önceliğim benim 2 nolu Saluki, bu Uçanlı temsilcisi Tokaçoğlu'la bu aralara yakalamış olduğu güzel, etkili performans ve formuyla da benim ilk sırada şans verdiğim isim. 1 nolu Erdoğlu, bu Hızlıtay temsilcisi Eray Çizikli statülü. Eray Çizikli maşallah diyelim, bu aralar gerçekten formda, İstanbul'da peş peşe yarışta kazanabiliyor. Zaten geleceği açık çocuklardan inşallah düz çizgisinde gider, başarılı olmasını temenni ederiz tabii ki hepsinin. Daha sonra 4 nolu Rus damatlık Kazbek temsilcisi Ali Kaplan'la yine iyi gözüken bir isim ve orijinli iyi. 9 yaşına geldi ama maşallah yine iyi şu anda. Bir de 5 nolu Sınır Tanımaz. Bakalım sınır tanıyacak mı, tanımayacak mı? Göreceğiz bu Gökçe temsilcisini Cem Altun'la bu aralar yakalamış olduğu güzel formuyla. Yani 2, 1, 4, 5 benim bu koşudaki sıralama oldu. Günün 3. koşusunda şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1400 metre çim koşusuna geldik. 3 ve 4'ün ekil olduğu 5 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman 1 nolu Kurt Oba, bu Kazber temsilcisi Eray Çizik'le start alıyor. Son 4 yarışı güzel gidiyor. 1-2-1-2 toto güzel gidiyor. Bugün birincilik bana göre daha yakın gözüküyor bu safkana. Koşmuş olduğu gruplar da zaten diğer rakiplere oranla bayağı iyi. Çünkü ötekilerin koşmuş olduğu gruplar kötü değil ama bir nolu Kurt Oba'nın koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grubu geçmeye de bir hayli yakın. Benim bugün normal şartlarda bir banko adayımdı bu safkan ama yine de söyleyeyim, küçükleri sevenler için veya bu ayar risk alıp tek atmak isteyenler için bence çok ideal bir banko adayı bir nolu Kurt Oba. Ama tabii ki rakip adayım derseniz rakip bana göre 4 nolu Adem Perisi ve 3 nolu Zanimkan Ekürüsü. Bana göre bu safkanın en ufak hatasını affetmeyecek konuda gözüken isim. Yani bir bana göre kazanmaya çok yakın ama dediğim gibi 4'te rakip olarak önerebilirim. Günün 4. koşusu handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına geldik. 1 ve 4'ün ekürü olduğu 6 safkanın yer almış olduğu bu koşu aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben 2 nolu Speed Hunter, bu Speedy Wolf güzel temsilcisi Gökhan Gökçe'yle start alacak o Savkan. Koşmuş olduğu son yarışında hepsi 2000 metre ve oldukça da başarılı gözüküyor. Uzayan mesafeler Savkan'ın oldukça lehine. Bence bu güzel formuyla da bu grubu da geçmeye bir hayli yakın. O yüzden benim de Banko Liman'ın 2 nolu Speed Hunter olacak Gökhan Gökçe ile. Evet, günün 5. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. Meydanın 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı 2 ve 5'in ekil olduğu 11 tayın yer almış olduğu koşu çok zorlu bir koşu bana göre. Çok denk safkanlar burada. Ben biraz iki kısım ayında yazdım burayı. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Önceliğim Altınoğlu Vezir Köprü Baba bölü temsilcisi Mahmut Turan'la start acaba Safkan. İlk yarıştan bir ikincilik geldi. Arkasından bir Çin beşinciliği. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu Safkan bana göre de kazanmaya bayağı yakın gözüküyor. 7 nolu Yenişehirli bu Özgün Altay temsilcisi Mahsun Demirbaş'tan yine yarış hayatına güzel bir beşincilik elde eden ve her geçen gün formunu bulmaya başlayan bir isim kıvama geldi desek herhalde yeridir. 28 günlük arada çok iyi geldik Safkan'a. Arka arkaya güzel çalışmalara sahip. Ve 11 nolu Yaşar Serap Kaya yürekli temsilcisi yani aktıyla bir yarış gördü. Güzel bir altıncılık elde etti. Bence bu yarışta daha etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden 6, 7, 11 biraz daha ön plana çıkan taylar. Ama dediğim gibi zor bir koşu. İlave etmeye gereği duyanlara da 5 nolu Şehri Tuncal ekürü avantajına sahip. 4 nolu Pınar Ağası, 1 nolu Asil Aslan ve 3 nolu Gece'nin gölgesi önerebileceğim diğer isimler. Günün 6. koşusu handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusuna geldik. 2 ve 7'nin ekür olduğu 15 safkanın yer almış olduğu bu koşu gerçekten zor bir koşu gözüküyor. Ama ben burada bir riske gireceğim. Böyle kalabalık yarışlarda zaten ya buraları tek atacaksın ya 1-2 at geçeceksin ya da bayağı arayacaksın. Ama ben en azından şu yakalamış olduğu güzel formüle son 3 yarışta 2 tane birincilik çıkaran 4 nolu Buz Pınarı ve Kazbek'in güzel temsilcisi Tolga Yıldız'la start alacak Savkan. Daha önce yarış hayatına 2 tane çim yarışla başladı ve ikisini 4. elde etti. Zaten ondan sonra kıvamını bulup arka arkaya güzel yarışlar sergiledi. Yani o günden beri de çim koşmadı ama bu Savkan bana göre orijinal olarak çime daha yatkın gözüküyor. Yani bu pistte böyle yarışlar koşabilen, kumda koşamayan isim. Zaten yarış hayatında 2 çim 4.lükleriyle başlayan bu Savkan. Bence bu grubu geçmeye de bir hayli yakın. Tercihini startla çekmiş zaten. Bence bu yarışı kazanır. Ben bu Safkan'ı bayağı güveniyorum. Çünkü çalışmalarını beğeniyorum. O yüzden 4 nolu Buz Pınarı benim bu koşudaki limanım arkadaşlar. Tolga Yıldız'da. Günün 7. koşusu handikap 15 Aprantere mahsus 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 1 ve 9'un ekili olduğu 12 Safkan'ın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman son 2 yarışını arka arkaya kazanan bu Kazber temsilcisi olan 2 nolu Canava Oktay Kızıldaş'ta en azından tecrübeli bir apranti bence bu grubu da geçmeye bayağı yakın gözüküyor. Eğer risk alalım derseniz bu 2 nolu Canava'da küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banko adaylarından birisi. Ama rakip derseniz bayağı bir rakipleri var. Bunlar sırasıyla 6 nolu Demirbike, 7 nolu Kireik, 9 nolu DH Kartal, 1 nolu Safkan'da ekürü bu. Ama ben her iki ekürü de yazmışım. Neyse. 5 nolu Bak Gör ve 1 nolu Mahir'ini ikisini de yazmışım. Gerçi benim çalıştığım yerde şeylere bakmıyorum ben de. Ekürlere bakmıyorum, görmüyorum da hatta doğrusu. En altında ufacık bir yazısı var işte. Oradan bakarsak. Yani 4 önce, 2 önce, 4, 3, 5, 6, 7 daha sonra. Yanlış anlattık herhalde. Neyse. Arkadaşlar 2 nolu Canava benim küçükleri sevenler için alternatif bankadayım. Daha sonra diğer safkanlar sırasıyla bir yanlışlık oldu. Bir üst grubu anlatmışız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse arada sırada böyle hatalar oluyor. 2 benim bugün alternatif banko adaylarından 4 Yiğiter, 3 nolu İzmir Nefesi, 5 nolu Bakgör, 6 nolu Demirbike, 7 nolu Kireik. Aslında dediğim atlar da bayağı şanslı. Tabii 1 nolu Mahir'ini ve 9 nolu DH Kartal'ı ilave etmek isteyenlere edebilir. Ben en azından buradan söyleyeyim. Bayağı karıştırdık işi. Bir üst gruptaki programı anlattık. Gözümüz aynı anda başka yerde olunca da maalesef oraya oldu. Neyse arkadaşlar. Zaten bu az önce saydığım atların hemen hemen hepsi de zaten vermiş olduğum isimlerde. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Şuradaki 6. koşusu da sıralama 2. sırada yani 4'ü tek vermiştim de onun arkasındaki atları işte gerçi buraya banko verdik size. Neyse o arkadaşlar kafanız karışmasın. Sıralama biraz değişik oldu ama söylediğim atlar hepsi de var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Kusura bakmayın tekrardan. Atların sadece sıralamasını değiştirdik. O yönden biraz karışıklık oldu. Günün 8. koşusunda kısa vade altı 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusuna geldik ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda Altınoğlu Wall Keeps You bu taraf temsilcisi Özcan Yıldırım'la aradan sonra koşmuş olduğu yarıştaki güzel birinciyle benim bugün ilk sırada şans gördüğüm isim. Tabii orada kaliteli isim var ama 8 yaşına gelen 4 nolu Mr. Görkem bu Power Score temsilcisi Görkem Özçelik'le yine bir yarış gördüm. Safkan da bana göre en sert rakip konumunda. Ben biraz daha 6 ve 4'ten yanayım. O yüzden benim de önerdiğim isimler bu iki safkan oldu arkadaşlar. Günün 9. koşusu meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. Evet, buraya baktığımız zaman 10 safkanın 10 tayın yer almış olduğu koşuda. Benim önceliğim Altınoğlu Yaşar Soy. Yürek Kaya temsilcisi Mehmet Kayala görmüş olduğu iki yarışta oldukça başarılı ve hazırlıklarını beğendim. Safkan bugün kazanmaya en yakın gördüğüm iki isim. Daha sonra 5 nolu Özcan'ım. Özgün Soylu'nun temsilcisi Nevzat Avcı ile yine iki yarış koşup ikisini de üçüncülüklerle ayrılan safkan. Yine burada da bir hayli ön planda ve 7 nolu Gel Behen. Bu Kaya Yürekli temsilcisi Mustafa Çekli yine görmüş olduğu iki yarışta da güzel tabelasıyla bence burada güzel hazırlıklarıyla da burada ön plana çıkan diğer safkanlar. Yani 6-5-7 biraz daha ön plana çıkan isimler ama ilave etmek gereği duyanlar için de 8 nolu Angel of Montaiz, 2 nolu Aydın Efesi ve 9 nolu Belkıs Ana önerebileceğim diğer isimler. Evet, günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusuna. 14 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman ben 3 nolu Asude Sultan, bu Footstep Sound temsilcisini Erhan Aktu'yla bugün bana göre bu grupta ilk şans verdiğim isim. Hatta bir ara risk alıp bu ayağa tek atmayı düşündüm ama en azından 1-2 safkan işlerini beğendiğim için bu safkanın yanına ilave etmek istedim. Bu safkanın koşmuş olduğu gruplar oldukça iyi ve iyi gruplardan gelen bir isim. 7 nolu Simit Bellah Deha temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine son 4.'ünde oldukça iyi gözüken isim. Ve daha sonra da Altınoğlu Melina Hanım bu Apro temsilcisi Tolga Yıldız'la artan formuyla ve sevdiği pistte bugünün de şanslı gördüğüm isim. Yani bu ayakta ben 3-7-6 arasında bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Size de önerdiğim isimler. Evet, şablonumuza geldik arkadaşlar. Bakın 7. koşuda ben sıralama yaparken bunlar farklıydı arkadaşlar. Yer değişikliği yapmıştım. Normal sıralaması bu şekilde. Fark etmez yani öbür türlü de aynı. Ama genelde yine aynı isimleri verdim. Sadece 9'u verdim. 1'i vermemiştim. 1-9 zaten ekürü. Yani o yönden bir karışıklık oldu. Bir yer değişikliği olduğu için biraz sanki karışmış gibi görüldü ama bu yüzden kusura bakmayın. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.